Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün genel anlamda dil ve konuşma terapisti mesleğinden ve hangi alanlara değindiğimizden bahsetmek istiyorum. Okey. Bugünkü konuğumuz uzman logopedist Aybüke Yıldırım. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle adım Aybüke Yıldırım. Söylemiş olduğunuz gibi Almanya'da doğdum, büyüdüm. Eğitim hayatımı orada tamamladıktan sonra kariyerimin ilk adımlarını da orada atma kararı aldım. Bunun ardından da son bir senedir İstanbul'da yaşamak istediğime karar verdim ve artık mesleğimi burada icra etmekteyim. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederim. Eğitiminizden bahseder misiniz? Tabii ki sizin de belirtmiş olduğunuz gibi uzman logopedistim. Yani Türkiye'de tanımlamak gerekirse uzman dil ve konuşma terapistiyim. Bunun yanı sıra LSVT terapisti ve yaşam koçu eğitimini de aldım. Mesleğimi tamamladığını düşündüğüm için. Eğitim hayatım aslında Almanya'da başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite olarak. Almanya'da Ulm'de. Almanya'da Ulm Üniversitesi'nden mezunum. Yani bütün eğitim hayatım aslında Ulm ve çevresinde başladı ve orada tamamlandı. Onun ardından da şu an belirttiğim gibi İstanbul'a taşınmak istedim. Çünkü burada da eksikliklerini gördüm. Meslek alanımda ilerlemek istediğim noktaları gördüm. Çok güzel. Kariyer planlamanızı nasıl yaptınız? Yani kariyer planımı aslında eğitimimi tamamladıktan sonra Almanya'da bir beyin ve sinir hastanesinde başlayarak ilk adımımı attım. 3 sene boyunca beyin ve sinir hastanesinde baş terapist olarak görev aldım. Ben ve 15 kişiden oluşan ekip arkadaşlarım, hepimiz uzman terapistler kadrosuyduk. Yoğun bakımda ve nörolojik vakalarla çalıştık. Öyle başlamış oldu aslında mesleki serüvenim. Bunun ardından da İstanbul'da şu an daha çok özel hastalar, özel klinik alanında aslında mesleğimi icra ediyorum. Çok güzel. Genel olarak çalışma alanlarınız? Dil ve konuşma terapistlerin aslında çalışma alanları ve spektrumu çok geniştir. Yani biz bunu çocuk ve yetişkin olarak ayırabiliriz. Ama ilk etapta genel anlamda neler yapıyoruz? Buna bakarsak dil ve konuşma terapistleri insanlarda organsal, fonksiyonel, psikolojik veyahut gerçekten genetik ve gelişim bozukluğundan dolayı oluşan dil, konuşma, yutma, yeme ve ses bozukluklarını tedavi eder. Aslında bu geniş bir spektrumdur ve beyinden diyaframa kadar olan bölgeyi ele alabiliriz. Buradaki kas sistemi, sinir sistemi ve iskeleti farklı farklı metotlarla tedavi edip insanların aslında bozukluklarını düzeltmeye çalışırız. Sizin çalıştığınız vakalar? Genel anlamda yine de dil ve konuşma terapistleri çocuk ve yetişkin olarak ayrı çalışabilirler veya bir bütün olarak bakabilirler. Çocuk vakalarımızda en çok gördüğümüz konularda en çok çalıştığımız alanlar gecikmiş konuşma, yani late talker dediğimiz çocukların belli bir yaşa gelip... Kaç yaş oluyor bu geç konuşma? Mesela normalde çocuklarımızın her yaş ve her ayında elde etmesi gereken beceriler vardır. Hı hı. Konuşma üzerinde de baz alınırsa. Eğer bir çocuk 3 yaşından sonra konuşmuyorsa veyahut 2 kelimeli cümleler kuramıyorsa, kelime arşivi 50 kelime artı değilse bu bir geç konuşma ve late talker'lıktır. Ya bu tip çocuklar görüyoruz ya da artikülasyon bozukluğu, yani belli sesleri çıkartamama. Belli seslerinde yaş aralığı yine vardır. Örneğin bir k sesini çıkarttığı yaşla bir r sesini çıkarttığı yaş bir değildir. Bunu da değerlendirip yine tedavi gerekli mi değil mi buna karar veririz. Veyahut çocuklarda yine gördüğümüz yeme ve yutma bozuklukları gibi ya da farklı farklı alanlarda aslında çocuklarda bir arada çalışmamız gereken kekemelik, akıcı konuşma bozukluğu gibi farklı farklı alanlarda çocuklarda çalışmalar yapabiliyoruz. Ya da psikolojik konuşma bozuklukları. Günümüzde bu da çok gerçekten karşımıza çıkan vakalardan. Çünkü bu sosyal izolasyon, pandemi süreci çocuklarda daha çok psikolojik konuşma problemleri ve gecikmiş konuşmayı biraz da bize gösterdi. Ve bu alanda da mutizm gibi vakaları, mutizm gibi bozuklukları da tedavi ediyoruz. Yetişkinlere bakar isek, yetişkinlerde tabii ki de akıcılık, konuşma bozukluğu, mesela kekeme olan yetişkinlerimiz var. Belli yaşa gelip tedavi edilmemiş sendromları olan, şu an tedaviye başlamak isteyen yetişkinlerde de gördüğümüz vakalar veya bir artikülasyon problemi. Örneğin oyuncu olmak istiyordur veya mesleğini farklı bir meslek icra etmek istiyordur ve artık artikülasyon problemini ortadan kaldırmak istiyorsa bize gelebilirler. Ama bunun yanı sıra nörolojik vakalar, bahsettiğim gibi kendi uzmanlık alanım da olan, yani nörolojik vakalardan diz artri dediğimiz motor konuşma bozukluğu, bunlar bir inmeden veyahut bir nörolojik hastalıktan dolayı ortaya çıkabilen problemler.
veya disfaji, yutma ve yeme bozuklukları. Bunlar ameliyat sonrası da olabilir, bir inme sonucu da olabilir. Yani sinirsel veya organsal oluşabilir aslında. Ya da afazi, genel spektrumda bakılırsa bir konuşma bozukluğudur. Ve dilimizin okuma, yazma, anlama ve konuşmasını etkiler. Bu tip vakalarda ya da yüz felci gibi bize gelebilirler ve biz tarafından tedavi edilebilirler. Ama sadece bu alanda kalmayıp ses bozuklukları ve gerçekten yine psikolojik konuşma ve ses bozukluklarını da tedavi ediyoruz. Bu mesleği seçmeye nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Aslında bu mesleği seçmeye nasıl karar verdim? Açıkça şunu söyleyebilirim ki mesleğime çok aşık bir insanım. Yani çok severek yapıyorum ve şu hayatta verdiğim en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Yani kendimde hep aslında çocukluğumdan beri bu insanlara yardım etme, herhangi bir şeyleri düzeltme becerisini gördüm. Bunu lise hayatımda son senelerinde annemle babamın desteğiyle evet terapistlik olarak da gerçekten mesleğe çevirebileceğimi düşündüm. Ve iletişimi çok seven bir insanım. Yani benim için iletişim önemli. İki kişi arasında olan ya da bir grup halinde olan konuşma becerisi çok önemlidir. Konuşmayı da çok seven bir insanım. Ne güzel. Bunun ardından da dedim ki evet dil ve konuşma terapisti tam bana göre bir meslek. İşinizin zor ve keyifli yanları nelerdir? İşimin keyifli yanları çok. Yani insanların hayatına dokunabilme, hedeflere birlikte ulaşabilme, gerçekten onlarla amaçladığınız şeyi, yolu birlikte kat edebilme çok keyifli. Onların konuşma bozukluklarının ya da yeme bozukluklarının düzelmesi, hiç yemek yemeyen bir bebeğin yemek yemeye başlaması neyse, gibi, tekrar evet yutması gibi. Gerçekten bu hayata dokunmak benim çok hoşuma evet, gidiyor. Çok güzel. O yüzden o kadar keyif alıyorum ki. Manevi tatmin de evet, sağlıyor değil mi? Çok. Ve o kadar keyif alıyorum ki artık işin zorluğunu da biraz daha herhalde kolaylık olarak görüyorum. Yani zorluk kısımları da çok hoşuma gidiyor. Hastaların motivasyonu düşünce onlarla uğraşmak. Ya da bir metot işe yaramayınca tamam araştırıp başka metotlar bulmak. Yani genel anlamda keyif aldığım bir meslek içindeyim. Çok güzel. Peki vaka geldiği zaman süreç nasıl işliyor? Vaka bize geldiği zaman genel anlamda anlatmam gerekirse süreç şöyle başlar. Öncelikle bir anamnez düzenleriz. Yani anamnez nedir? Benim vaka hakkında bütün detaylı bilgilere ihtiyacım var. Gerçekten çocuksa doğumdan itibaren, yetişkinse hastalık ve raporları, MR'ları vesaire gibi. Bu anamnezi tamamladıktan sonra bozukluğa göre testlerimizi ve değerlendirme formlarımızı seçeriz. Her bozukluğun farklı testleri vardır. Gerçekten dünya tarafından, yani farklı ülkelerden de standart bir şekilde uygulanan testlerimiz var. Bu testleri uyguladıktan sonra derecesini, bozukluğu tamamen protokol edebiliyoruz. Zaten bu ilk aşamadır. Doğru protokol hep çok önemlidir. Evet, teşhisi, başlangıç sağlam olacak. Aynen öyle. Teşhisi koyduktan sonra da evet metotlara bakıyoruz. Yani üçüncü aşama olarak hangi metot benim bu vakama gerçekten yararlı olur diye düşündükten sonra da seanslar başlar aslında. Tabii ki ekstra bazen doktorlardan testler isteyebiliriz ya da diğer terapistlerden raporlar isteyebiliriz. Bu da tamamlayıcı bir bakış açısı için. Evet, interdisipliner bir çalışma aynen değil öyle mi? Ortam çok oluyor. Çok önemli gerçekten interdisipliner çalışmalar bizim için. Evet, destekliyorsunuz, konsültasyonlar evet, yapıyorsunuz. Yani farklı alanlarda birlikte çalışmamız gerekir. Çünkü beden bir bütündür, beyin bir bütündür. Ve konuşma alanı diğer alanlardan gerçekten etkilenen bir alan. Yani beynimizde MR'larla da kanıtlanmış bir şekilde konuşmayı tek bir alan olarak görüp tedavi etmemeliyiz. Evet. Diğer alanlarla bütünleştirmeliyiz. Bütüncül bir yaklaşım. Ve bunun için doktorlar yani kulak burun boğazcılar, diş hekimleri ya da nörologlar artık hastaya ve vakaya göre doktor tabii ki değişiyor. Konuştuğumuz daha doğrusu muhatap olmamız gereken alanlar farklı oluyor. Ve yanı sıra terapistlerimiz, ergoterapistlerle, fizyoterapistlerle, psikologlarımızla birlikte çalışmamız gerekir ki aynı şeyi hedefleyelim ve gerçekten birbirimizden çok farklı değil. Aynı yönde yol alalım. Evet. Peki konuşma bozukluğu olan bireylere nasıl davranmalıyız? Genelde çevremizde zaten en büyük eksikliklerden birisi maalesef bu. Gerçekten. Ötekileştirme durumu oluyor, çok yanlış. Evet. Örnek vermek gerekirse kekemelik. Kekeme bireylerimize en çok yaptığımız şey sabırsız davranmak. Hı-hı. Hemen bölüyoruz. Hı-hı. Hemen tamamlıyoruz. Takıldığı zaman dinlemiyoruz. Ya da biz söylüyoruz aslında belki ne demek istediğini düşündüğümüz şeyleri biz ona söylüyoruz. Bu çok yanlış. Sabırlı olmamız gerekiyor. Takıldığı zaman gerçekten bitirmesini beklememiz gerekiyor. Ya da afazi olan bir hasta yani genel anlamda yetişkin artık
bir ay öncesine kadar belki konuşması her şey çok normaldi. Benim o kadar hastam var ki yani çok gerçekten büyük yerlere gelmiş hastalarım birdenbire konuşamıyorlar. Yapmamız gereken şey sabırlı olmak, görsel iletişim. Eğer yazı ve okuma hala varsa yazı yazarak, okuyarak, harflerle örneğin siz elma demek istiyorsunuz. Ben anlıyorum. Size yardım edebilirim. E gelmiyor hala kelime. El. Siz bulun. Yani o sizin öz beceriniz olsun. Cümleleri kısa tutarak ve anahtar kelime stratejisi. Yani bu ne demektir? Size uzun bir cümle kurmak yerine iki kelimeyle aslında çoğu şeyi anlatabilme yeteneğidir. Bunu da tabii ki hasta yakınları kendilerini biraz geliştirmek durumunda kalıyorlar. Ama böyle olduğu takdirde hastalar çok daha güzel ilerler ve anlaşılır olurlar. LSVT nedir? LSVT, belirtmiş olduğum gibi ben LSVT terapistiyim. LSVT'nin kendi mesleğimi çok güzel tamamladığını düşünüyorum öncelikle. Çünkü LSVT direkt Parkinson hastalarıyla çalıştığımız bir metottur. Sadece Parkinson hastalarını değil, tabii ki multiple skleroz veya farklı nörolojik bozukluğu olan hastalarla da çalışabiliriz. Ama ana becerisi motor bozuklukları ve motor konuşma bozukluklarını tedavi etmektir. Yani LSVT'nin aslında oluşturduğu ana durum şudur ki, LSVT terapistleri hastalarla birlikte hastaların önce algısını ve nöroplastisini çalıştırır. Yani nörobiyolojik bir çalışma yapar. Bizim hedeflediğimiz şey şudur ki, evet, Parkinson hastalarını belki bilirsiniz. Genel anlamda %90'ının bir konuşma ve artikülasyon, artı yeme bozukluğu oluyor. Tabii bu hastalığın derecesi, kaç senedir bu hastalıkla uğraştıklarına göre değişir. Ama ve lakin %90'da böyle bir problem var. Ve bunun asıl nedeni ise Parkinson hastaları kendilerini, biz şu an konuşuyoruz, normal bir ses tonunda konuşuyoruz. Yani ben sizin beni duyduğunuzu düşünerek bu ses tonunda kalıyorum. Ama siz beni fazla yüksek algılarsanız ne yaparım? Ben biraz daha sessiz konuşmaya başlarım. Ve Parkinson hastalarının içten gelen bir algı problemi vardır. Yani kendi seslerini çok yüksek algılamaya başlarlar ve zamanla daha sessiz konuşurlar. Ve bu otomatikleşir. Beyin, çünkü her şeyi kaydeden en büyük organlarımızdan birisi. Beyinde bu otomatikleşir ve onlar sessiz konuşurlar. Bu esnada da zaten artikülasyon organlarımız, yani nasıl sessiz konuşursam beni anlamazsınız. Artikülasyon organlarımız da daha küçülür ve alışırlar. Parkinson'daki en büyük konuşma problemlerinden birisi bu. Ve LSVT belli metotlarla, belli uygulamalarla gerçekten bu alanı çalıştırıyor. Ve önce farkındalık, algı açma, ondan sonra egzersizlerle gerçekten tekrar eski haline döndürme, en sonunda da kalibre edip bunu günlük hayata aktarmayı sağlıyor. Buradaki en önemli ve en zor unsur ise şudur. LSVT bir blok terapisidir. Yani normalde dil ve konuşma terapistlerine haftada bir gidebiliriz, iki gidebiliriz. Ama LSVT der ki bir ay, bize bir ay ayıracaksınız ve her gün, daha doğrusu haftanın 5 günü geleceksiniz. Bir ay sonra da hastalığınızın derecesine göre önceki konuşmanızdan %80 daha iyi bir konuşmayla sonuçlandırıp terapiyi bitireceğiz. Evet. O yüzden çok gerçekten gördüğüm, hastanede 3 sene boyunca Parkinson hastalarıyla çalıştım. İşe yaradığını her seferinde görüp her seferinde şok olduğum bir metottur. Ne güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Genel anlamda iletmek istediğim aslında mesajlarımdan birisi şu. Dil ve konuşma terapisti ve terapisi daha doğrusu Türkiye'de biraz geride kalan bir alan. Yani çocuklarımız için anneler babalar fazla geç başlıyorlar. Çok birçok ebeveyn 6-7 yaşa kadar, ilkokul çağına kadar bekliyor ve çocukların konuşmasını umut ediyor aslında. Yani iletmek istediğim tek şey şu olur seyircilerimize de. Lütfen eğer çocuğunuz konuşmuyorsa bir uzmana danışın. Bir değerlendirme seansı alın ve ondan sonra bilin ki evet, çocuğumun gerçekten konuşma potansiyeli var mı yoksa tedaviye ihtiyacım mı var? Çünkü konuşma bozuklukları çocuklar için çok önemli ve ileriki hayatlarını, akademik hayatlarını birinci sınıftan itibaren etkileyen bir durum. Yetişkinler içinse genelde Türkiye'de yine nörolojik alanımız çok zayıf olduğundan ve bu beni çok üzen bir durum. Yetişkinlerimiz belli bir yaştan sonra inme ve felç geçirdiğinde hiç düzelemeyeceklerini düşünüyorlar. Ve hayatlarını aslında çok kısıtlı yaşamaya devam ediyorlar. Aslında terapiye başlasalar çok güzel yerlere gelebilirler, hedeflerini tamamlayabilirler ve hayatlarını bir önceki hayatlarına göre uyarlayabilirler. O yüzden lütfen kendilerine şans versinler ve denesinler en azından. İhmal etmesinler, evet. Uzmana başvursunlar.
Çok güzel. Bugünkü konuğumuz uzman logopedist Aybüke Yıldırım'dı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu yayın için, beni dinlediğiniz için de. Rica ederiz, başarılar. Teşekkürler. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.